Merhaba dostlar, Yeşil Devrim maceralarına hoş geldiniz. Bir senelik bir sürenin ardından bir kez daha ekranlarımızda Hex var. Hex, Shards of Fate. Geçen sene videosunu çekmiştim. İzlemeyenler hemen aşağıdaki kutucuğa tıklayarak önce onu izlemenizi tavsiye ediyorum. Ama öncesinde söylemem gereken bir şey var ki oyun o zamandan bu zamana bir sürü güzel update aldı. Ve o update'lerden en önemlisi de belki bu kış çıkan PvE güncellemesi Chronicles of Entrat. Entrat dünyasında geçiyor. Bildiğiniz gibi Hex güzel bir lore'u var ve TCG bir oyun, yani trade card game, kart oyunu olmasına rağmen içerisinde RYO rol yapma öğelerini barındıran bir PvE modu yayınladı. Bu modun ismi ise Sefer, yani campaign. Bu campaign'i oynayacağız bugün. Bu campaign'le beraber zindanlara vesaire giriyoruz. Ödüller kazanıyoruz. Tuzaklar, boss savaşları, her şey var ve güzel bir hikayesi var. Oyunu oynamanız, bir şeyler kazanmanız açısından hoş bir macera. Hemen dilerseniz girip başlayalım. Şimdi oyunun lore'undan birazcık bahsetmem gerekirse, Entrat diğer dünyalar gibi bir dünya, fakat bir vakit geliyor ki ortadan, gezegenin ortasından içeriye bir göktaşı düşüyor ve arka tarafından geçiyor. O derece sert çarpıyor. Yani ortadan delip geçiyor bu gezegeni ve delip geçmesiyle beraber gezegende taşlar bırakıyor. İşte Hex taşları deniyor bunlara. Özel güçleri var bu taşların ve insanlar ve Entrat'ta yaşayan diğer ırklar, diğer halklar bu taşların kontrolüyle herkes özel artık güçler, büyüler yapabiliyor oluyor. Mesela insanlar ikiye ayrılmış durumda. İki fraksiyon var. Yeraltı ve yerüstü insanları, Ardent diye, halkları diye. Mesela burada nekromanlar var. Ölü insanların tekrar bu taşlarla doğması gibi, yani zombi diyebileceğimiz ırk var. Cüceler, şinhareler ve venevler yeraltı ittifakını oluştururken yer yüzeyinde ise Ardent fraksiyonu oluşmuş. Burada da insanlar, orklar, kayotlar ve elfler var. Böyle güzel bir lore'u var. Yani iki tane farklı birlik, fraksiyon ve bunların arasındaki mücadeleyi konu alıyor oyun. Buradan anlayacağınız üzere 4 halk, 3 sınıf var oyunda. Toplamda yani 12 adet farklı karakter yapabiliyorsunuz, kadın erkeği karıştırmazsak. Ben ruhbanla oynamak istiyorum şimdi. Yani karakter hoşuma gitti. Bir de şurada bir yeteneği var. Hepsinin kendine özel becerileri, yetenekleri var bu karakterlerin. Mesela Kayot çok ilginç. Daha önceden beri bildiğimiz RYO oyunlarında hani elfler, orklar, insanlar, işte nekromanlar vesaire olurdu. Ama buradaki Kayotlar, şinhareler, venevler ilginç. Gerçekten ilginç bir tat katmış. Mesela bu kayotların kullandığı doğal sihirler, doğa büyüleri beni çok etkiliyor. Çok hoşuma gidiyor. Ama bugün ruhbanla başlayacağız. Hepsinin dediğim gibi ayrı özellikleri var. Bu ruhbanın da kutsal özellikleri var. Zindanlardaki patron dövüşleri esnasında ve başında elinde fazladan bir kart tutabilirsin. Boss savaşları için güzel. Zindanlar %5 fazla tecrübe puanı verir. Ne bu? Güçlü kutsama, kutsal güçler. Irk sınıfı. Rastgele rakip bir namevt. -1/-1 alır. Ha, rakibe şey veriyoruz. -1 alıyoruz. Tamam. Şampiyonumuzun adı. Şimdilik yeşil dev yazalım ya. Kalsın öyle. Zaten PvE olduğu için sıkıntı yok. Bakın görün bakalım. Oyunumuzun da tabii ki Türkçe olmasıyla beraber. Yeni bir yüz. Yeşil dev, emir ve görüş üzerinize hazır yüzbaşı demiş. Ben demişim onu. Evet, bana bugün buraya genç bir ruhban gelecek dendi. Pantolondaki çamurdan, doğrudan caddeden geldiğini anlıyorum. Seni bu uzak illerde ileri karakola getiren nedir? Söyle bana. Şan, şöhret ve zenginlik istiyorum. Şan, şöhret istiyorum. Seni suçlayamam. Ben bir ordu adamıyım. Bütün servetim, görevim ve insan ırkına hizmet etmek. Ben daha çok altın dolu keseler ve değerli hazineler düşünüyordum. Şu anda içinde bulunduğun Vren'in hisarı adını Kral Vren'den alıyor. Ardor ittifakı için yaptığı fedakarlıklarla bilinir. Şatolara ve anıtlara zengin insanların değil, cesaretleri ve sadakatleri, insanlığın karanlık zararları, zamanları atlatmasını sağlayanların adı verilir. Sorun değil, zengin olduğum zaman kendi şatomu ve kendi heykellerimi yaptıracağım. Ha 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 ha. Her ne kadar sana hisarı gezdirmek ve görevlerini göstermek istesem de başka bir yerde işlerim var. Sanırım Gerrit Kane sana çalışma tarzını göstermek için bugün biraz zamanı var. İlk görevin onu bulmak. Gerrit'i nerede bulabilirim? Hisar küçük, sorun yaşamazsın. Birine sor, Gerrit'in sesi. Nasıl kibarca söyleyebilirim?
Yankılanır. Bu sesi duymamak çok zor. Tamam, gerisin sesi. Bazı ileri gitme asker, sana bir sana yakında bir görev verebileceğimi sanıyorum. Hoşça kal demişiz. Evet. Burada oyunumuz başlıyor abi. Eski oyunlardaki gibi böyle bir scroll var. Viren Sarayı. Burada Gerrit K'yi alıyoruz ve bulduk. Selam sana. Ben Gerrit K. Yoksa sen bugün geldiği söylenen ruhban türünün temsilcisi misin? Giyimin gerçek bir ruhban gibi değil. Kişisel bir şey değil. Belki çok akıllıca ifade edemedim. Benim adım Gerrit K. Bunu söylemiş miydim diyor. Bana birazcık dikkatin dağınık gibi geldi diyoruz. Bu neydi? Üzgünüm. Herhalde nöbetçilerden biri bu sabah beni iki kılıcı birbirine çarparak uyandırmanın komik olduğunu düşündü. Aslında görevdeydim. Bu yüzden belki de bunu hak ettim. Kulaklarım hala çınlıyor. Bir şey mi dedin? Adamın kafa gidik yani. Hayır, önemli değil diyoruz. Kahvaltı etti mi? Dur, öğleden oldu. Kadeyi kontrol edelim. Anlaşıldı. Hızlıca geçelim burayı. Evet, Gerrit'in ilhamı. Bu onun özel gücü. Seçtiğin bir birim bu hamlede +1/+1 alır. Şimdi Gerrit'le bir savaş yapacağız. Kendimizi test etmek açısından sanırım. Evet, yeşil dev Gerrit K'ye karşı burada. Sarayın bahçesinde gördüğünüz gibi ortam değişmiş. Elimi tut. Evet, ben yine burada ufakça bahsedeceğim. Yine oyunun nasıl oynandığını bilmiyorsanız videonun ilk başında bahsettiğim daha önceden çektiğimiz videoya gidin muhakkak. Ama ben yine hafiften bahsedeceğim. Elimizde gördüğünüz gibi 7 tane kart var. Burada da yazıyor zaten. Bu 7 kartın 2 tanesi kaynak kartları. Bunlar hex taşları aslında. Safir kırığı ve elmas kırığı. Yani safir ve elmas taşları bunlar. Ben bunları kaynak olarak kullanarak buradaki safir kartını veya elmas kartını oyuna sürebiliyorum. Bu şekilde oynanıyor oyun. Burada da destem gözüküyor. İlk başta tabii ki kart atabilmek için kaynak kartı oynamam lazım. Elmas kırığını oynayalım. Evet, bir tane elmas kırığım var. Kaynak havuzunda ve gördüğünüz gibi bir mana diyeceğim artık ona. Oynama hakkımız var. Adamant yazıcı. Bu ya da kontrolündeki başka bir birim oynandığında bir hayat puanı alırsın. Tamam. 11 oldu canı. Sıra bizde. Ben daha atalım. Yine şey olunca oynayabileceğim. Fark ettiğiniz gibi 2 var. Mesela şunu oynamak istiyorum. Ama 3 bu. 3 şey istiyor. Kaynak istiyor. O yüzden 3'lediğimiz zaman oynayabileceğiz. Burada bir özel gücümüz var. Şu an desteme... şu desteme katıyor. Tamam. Elime vermiyormuş. Şimdi o tabi vuruş hakkı kazanacak. Düşünce çağırıcı. Bu kart oyuna girerse elinden bir kart seç. O -1 maliyetini edinir. Elindeki bir kartın değerini düşürdü. Ve ilk vuruşunu gerçekleştiriyor. Bizim savunucumuz yok. 21. Evet, sıra bizde. Artık üçlü olduğum için safir kırığı atıyorum. Evet, bütün kartlarım oynanabilir durumda. Bu kartın uçuşu var. Bu kartı savunma için koyabilirim. Donmuş manda. Evet, kendi özel gücünü kullandı o da beni yok edebilmek için. 3'e 3 arttırdı ve aynı karttan bir tane daha. Gördüğünüz gibi bu kartı 3 kaynağı çıkartmıştı. Bu kartın da özelliği elindeki herhangi bir kart -1 maliyet alacaktı. Aynı kart 3 olması gerekirken 2 olmuş burada. Düşmüş. Ve yine darbe geliyor. Eğer bununla koruyacak olursam bu kartım kırılacak ve önümüzdeki tur hepsiyle beraber vuracak. O yüzden bunu da ben korumayacağım.
Çünkü zaten bunu koyduğum zaman iki hayat puanıyla birazcık daha dengeleyeceğim canım. 20'nin üzerinde kalacak yine. O da canını dolduruyor yani. Ya da bunu oynamayayım. Ops. Evet canım yine 20'ye geldi. Şimdi 3 vuran bir kartı yok. Hepsiyle aynı anda vurma. Ya şu iki kartıyla aynı anda savunması lazım. Bakalım ne yapacak. Evet iki kartla aynı anda savundu. Burada da önce buna vuracağım. O 2 vuracak. Sonra ikisini de almam gerekiyor bu kartların. Alamadık. Bir tanesi kaldı. Oradan nasıl dövdü beni anlamadım. Şimdi bu kartımda uçuş özelliği olduğu için bunların üzerinden hamle yapabileceğim. Ama şimdi tabi sağlam geliyor abi de. Burada savunma yaparsam da en azından şunu savunayım bari. İki hasar alalım. Evet bu kartın özelliği seçtiğim bir rakip birimi tapla. Bu birim oyuncusu bir sonraki hazırlığında hazır bekleyemez. Yani bunlardan bir tanesi bir şey yapamayacak. Şöyle elinde kart da yok zaten başka. Bizim elimizde kart avantajı var. O şekilde ilerliyoruz. O taplı kaldı döndü gördüğünüz gibi bir hamle yapamayacak. Yine düşünce çağırıcı. Hızlı bir şekilde ben kendi kartıma cesaret mi versem? Bu kartıma uçuş vereyim daha iyi. Artık bu kartım havalandığı için pek bir şey yapamayacaklar bu karta. Bir de cesaret vermek istiyorum. Cesaretle 6'ya 6 oldu. Şimdi vuruşa geçebiliriz. Beni engelleyemeyecekler uçtuğu için kartım. Gördüğünüz gibi üstten 6'yı vurdum. Kaynak kartı çıkmış eline de döndü. O buna toplamda 5 vuruyorken ben 6 vuruyorum. Canım da ondan daha yüksek. Bu gidişle ondan daha hızlı bir şekilde onu alabilirim. O yüzden vurmasına izin vereceğim. İzin vermeseydim de bir tanesini engelleyebilirdim ama verdim. O kalkan geldi. Kalkandan dolayı can aldık. Şimdi döveceğiz. Şimdi buna saldırmayıp bu kartlarını döveyim. Öyle yapayım. Çünkü güzel bir kart falan atar ne olacağı belli olmaz. Büyük ihtimalle saldırmayacak ama. Evet saldırmadı. Neydi bunun yeteneği? Bu kartı bende seçtiğin bir mümkünlüğünü destene koyabilirsin. Kabul et. Bunu alacağım. Kriptom'dan tekrar desteme koydum. Daha önce kullanılmış bir karttı. Bu kartın özelliği de oymuş. E şimdi şunlarla vuracağım. Şunla değil. Şu ikisiyle vuracağım. Zaten engel olamıyorlar bana kartlarım uçtuğu için. Bunun da boostundan dolayı hepsi
daha fazla dayanıklılığa sahip. Şimdi saldırgan belirler. Şu ikisi abi. İkisine de gerek yok. Niye ikisi dediysek. Öldü zaten, bitti. Evet, böylelikle ilk deneme oyunumuzu alıyoruz. Tabii ki bu çok kolay bir oyun oldu. Ve karşılığında bize XP'ler ve altın verdi. Toplam XP'miz de burada görünüyor. 105 XP'miz oldu gördüğünüz gibi. Sol altta da görünüyor bu. Evet, çok abarttım. Maç için teşekkürler. Burada karakterimizin leveli vesaire görünüyor, ekipmana. Ve ilerledikçe bunların hepsi artabiliyor. Artıyor daha doğrusu ve ekipmanlar da kazanıyoruz. Bize görevler veriliyor. Şimdi tekrar ilk başta bizi gören muhafıza gideceğiz. Şurada görevlerde yazıyordur. Evet, burada bahçede Albay Sterling'le görüşüyoruz. Sana görev verebilir miyim diyor. Ver bakalım. Evet, HBN, Hex bağlantılı nesne anlamına geliyor. 2 gün önceden gökten biçimsiz bir yanan taş yığını düştü. Bu taşın Hex ayından kopan bir parça olma ihtimali çok yüksek. Gidip bunu araştıralım diyor. Eğer bu taş gerçekten HBN ise bunu güvenceye almamız gerekir. Düşmanlarımızın bizden önce davranmaması için acele etmeliyiz. Bir Hex parçası atmosferden geçmeye dayanacak kadar büyükse insanlık için paha biçilemez olacaktır. Taş nereye düştü? Önce düşen bir nesne algıladı ama nereye düşmüş olabileceğini tam olarak hesaplayamadı. Raporuna göre düştüğü yerin Cryburn Şatosu'nun harabelerinin yakınında olması gerekiyor. Cryburn Şatosu mu? Bunu daha önce hiç duymamıştım. Cryburn'dan bahsediyor. Yeraltı dünyası saldırısı sırasında çok vahşi bir savaş yaşandı. Birleşmiş Ardor güçleri, düşman uzun... Benim görevim taşı bulmak mı? Evet, hemen yola çıkmalısın. Tamam hocam. Hadi. Taşı bulmak için yola çıkıyoruz. Garrett Kay de bizle beraber geliyor, bize eşlik edecek. Diyor ki bu gözcü kulesinde mola verelim, biraz dinlenip aşağıdan harabeye nasıl yaklaşacağımızı planlarız. Evet, Cryburn Şatası'nı uzakta görüyoruz. Evet. Çok fazla göreceğimiz, oynayacağımız oyun mekaniği bu şekilde çalışıyor arkadaşlar. Çoğu yer karanlık. Aslında burada şato görünüyor. Burada da bir nehir var. Şuradaki tepeye çıkmışız. Buradan aşağı ineceğiz ve nehrin kenarından girişe geçeceğiz. Oraya doğru hareket et diyoruz. Evet, böyle hareket edildi. Dur, galiba köprünün üzerinde bir şey hareket etti. Dikkatli ol. Sihirlerimi hazır tutacağım. Evet, böyle bir R-Y-O şeklinde girişe doğru ilerleyeceğiz şimdi. Yolculuk yap. İlerledik. Eskiden ahşap bir tuzak parmaklık izinsiz girmek isteyenlerin çatıya ulaşmasını engellerdi ama artık çürüdü. Karanlık bir tünel yıkık haldeki yapıdan geçerek iç avluya kadar gidiyor. Gidelim. Evet, iç geçitteki gölgelerden yolunu kesen karanlık bir silüet beliriyor. İnsana benziyor ama cildi soluk ve pullu. Yüzünün bazı kısımlarında et yok ve bu yüzden kas lifleri ve kafatası görünüyor. Erkeğin olmayan gözleri çok rahatsız edici. Göz yuvalarında iki tane parlayan elmas var. Sen daha bir şey söylemeden canavar üzerine atılıyor. Karanlık kanat öncüsü. Evet, karanlık kanat seçtiği bir birim bu hamle için uçuş ve ömür törpüsü alır. Hamlenin başında Krypton'da 3 veya daha fazla birim bulunur. Ömür törpüsü, can dolduran bir karakter karşımıza çıktı. İlk yaratık girdiğimiz dungeon'ın girişinde, yani şatonun girişinde ilk yaratık önümüze çıktı. Bunlardan ilerliyoruz. Her dungeon'ın sonunda tabii ki boss'lar var, tuzaklar var, bulmacalar var. Bunları geçerek puan kazanmaya çalışıyoruz. Yeniden dağıtalım bir elimizi, ne gelecek. Sende safir geleydi, iyiydi. Abi yine elmas geldi ya. Bu karta kaydırma etki ettiğinde kart 1+1 alır. Evet, zor bir oyun olacak bu.
Seçtiğim bir birim bu hamle için uçuş ve ömür torpusu alır. Evet, şimdi bu ömür torpusu alınca alsın, aldı. Şimdi bana 2 vuracak. Canını 2, canı 14 olacak, benim 20 olacak. Bu kötü. Evet. Ömür torpusu böyle bir şey. Bu kartı gözden çıkar. Seçtiğim bir kartı sıfırla. Allah Allah. Hah, geldi. Şimdi seçtiğim bir şampiyon 2 kart çeker. Bu eylem kartımız. Donmuş manda. Tabii ki bu kartlar elime seçtiğim karaktere göre geliyor arkadaşlar. Benim belirlediğim bir deste değil. Şimdi bunun uçuşu var. Mandayla tutarız bunları. Kartımız ölmediği zaman, bir canı kaldığı zaman el bitince tekrar resetleniyor, ilk haline geri dönüyor. Hocam kaydırma da geldi daha, iyi ki onu kırmışız. Hamleyi bitir. Şimdi bu kartı uçuralım. 1+1 ve uçurma. Şey neydi? Kahin şarkısı yok. Maliyeti bu birimin maliyetine denk ya da daha yüksek olan kontrolündeki bir birim oynandığında gir. Vuruş yapmıyorum, saldırmıyorum. Bitmedi kartlar ha. Kaydırma etki etti. 1+1 mi alacak şimdi? Evet. 1+1 alındı. Dayanıklı. Saldırdığında tap edilmez. Vay arkadaş. Aldı kaydırmayı. Şimdi. Sen şunu tut. Sen ölme. Senin ölmemen lazım. Tamam. Sen uçuş kartı basıyoruz. Bundan dolayı arttı canı ve benim de canımı doldurdu bu kart. 2 hayat puanı. Bu güzel bir şey. Yine saldırmıyorum. Bir sonrakinde sadece bununla saldıracağım artık havadan. Evet, o bir de yine uçuşu aldı. Birbirimizi tutacağız o zaman. Biz birbirimizi kıracağız yani, o belli oldu şu anda. İlk darbesi var mı bunun? Yok. Biz şöyle birbirimize tutacağız abi. Hatta şöyle de tutalım biz birbirimize. Herkes birbirini kırsın. Bunda ne var? Haydi bakalım. Güzel. Temizlendi. Hasar almadık oradan. Bizim elimizde kart fazlalığı var. Bu bir avantaj tabii ki. Bir sürü kart çekme eylemimiz var. Atalım bunları. Kart ver abi. Tabi saldırıyoruz artık biz de. Canını o bayağı yükseltti. Abi dayanıklılığı ya, tap edilmez diyor ya. Ben onu tap edeceğim ama bununla. Adamant bükücüyle. Şimdi taplayacağım ben onu zorla. Heh.
Şimdi ikisini de vuracağım. O bize engel çıkamayacak taplandığı için. Bir sonrakine de bununla onun karşısına çıkacağım. Hayırlısı. Kart çekelim. Mandalar geldi hocam. Evet, buna da uçuş verelim. Artı bir artı bir verelim. İki verirsek üçten kaybediyoruz. Şuna vereceğiz. Evet, böylelikle oyunu bitirecek. Hatta şu an 6 3 9 3 daha karşımıza çıkacak tabi ama şu ikisine bir şey yapamıyorlar. Orayı bir kıralım. Evet, iki canı kaldı. Evet, şimdi bitirdik işte. Net. Hatta şunları kalsın. Şöyle bitirelim. Evet, böyle de ilk resmi mücadeleyi kazanmış oluyoruz dostlar. Bu şekilde yine altın giriyor, geliyor. XP harika iş çıkardın yeşilde. Artık nekromanların gezici etrafta dolaştığını biliyoruz. Bir dahaki sefer hazırlıklı olacağız. Kesinlikle. Ve böylelikle şatonun içine giriyoruz. Brumay'ın ardından nekromanlar da gökten düşen şeyle ilgileniyor. Hala avlusunda başka bir şey yok. Devam edelim. Bu arada geriye doğru da tekrar buradan dönebiliyoruz. Yani sadece ileriye gitmek zorunda değiliz. Karşı tarafta kuleyi görebiliyorum. Şu ileride hava mavi bir parıltı saçıyor. Bu hiç doğal değil. Bu adi şeytanlar beni hiç korkutmaz. Evet. O taşa doğru gidiyoruz. Bakalım nasıl bir şey çıkacak. Merhaba insan. Kabuk kuvvete gerek yok. Artık gitmene izin vereceğim. Sen ve yoldaşın hayat dediğiniz zavallı varlığınıza devam edebileceksiniz demiş. Sanırım türünün sonunu getireceğini bilsem gönüllü olarak canımı feda ederim. Eğer kendini illa feda etmek istiyorsan cesedine daha ulvi bir amaç için kullanmaya hazırım. Bedenin uyanmış olarak dirildiğinde nihayet gerçek güçle tanışacak diyor. Düşen kırığı ben alıyorum. Çekil kenara ezik diye de ben karşılık verdim. Sakin ol, hakarete gerek yok. Bunu dostça söylemlerle, yöntemlerle çözebiliriz. Halkım değerli taşların gücünü doğru kullanacak kadar keskin zekalı. Siz insanların bunları muhtemelen küçük parçalara ayırır ve köpeklerinizin tasmalarını işlerdiniz. Lütfen taşları bize bırakın ve kendi yolunuza gidin. Geber dale vereceği. Of, halkının pek sağduyulu olmadığını unutmuşum. Pekala dedi. Bu ne yapıyormuş? Seçtiğin kontrolündeki birim 1 artı 1 alır. Tesadüfi rakip bir birim eksi 1 eksi 1 alır. Of, hamlenin başında kriptondan 5 veya daha fazla birlik bulunursa kriptondan rastgele birliği eline al. Vay arkadaş. Güçlü bir rakip geldi. Boss galiba. İlk boss'umuz galiba. İddi. İnatçı manda geldi, kötü oldu, oynayamayacağız o mandayı. Kaynak kartımız yok çünkü iki tane. Bu karta kaydırma etki ettiğinde kart 1 artı 1 alır. Geçen kartın aynısı rakipteki. Evet, oynayamıyoruz, yetmiyor. Bir tane daha el maskeleydi, iyiydi. Ömür törpüsü mü kaydırıyor? Evet, ah geldi elmas. Vallahi efsane oldu.
Manda yürü manda. Evet, iddi kullandı. Eksi bir eksi bir alırsak kötü olacak ama o artı bir artı birle evet. Şansa bak ya. Şansa bak ya. Bir ne abi? Bu sonsuza kadar böyle kalıyor. O yüzden bunu artık feda edebiliriz. En azından bir tanesinin vurmasını engeller. Buraya koyalım. Evet. Adam harcadı bizi ya. Bunda ne var? Ömür törpüsü var. Bununla karşısına çıkarsam beni öldürür. O yüzden çıkmayacağım. Oo. Oo, abi güçlü geldi. Abi güçlü geldi. Evet, buradan bir tap atacağız şimdi. Şunu taplayalım. Kaydırmasın bir şey. Yine saldırmıyoruz. Birikmemiz lazım. Aa! Her şeyi buna kaydırdılar ya. Ne kaydı hocam? Ölümcülü var. Ömür törpüsü var. 1 artı 1 almış. Oh! Şimdi şunu tutarım. Şunu da tutarım ama o 4'ü tutmam. O 4'ü yiyeceğiz yani. 10 canımız kalacak. Güzel. Adamın 2 kartını uğurladık. Şimdi bir bunu atacağım. Bir de kart çekeceğim. Kart çekelim bir. Aa, kutsama geldi sonunda. 2 hayat puanı alırsın. Bir kart çek. Rastgele rakip bir namert alır. Çok güzel hocam. Kartta kaynak kartı geldi. Eksi bir eksi bir alan yok. Var mı? Ben görmedim. Bir tane uçan var, onu bununla tutmayı planlıyorum. Ay keşke vursaydım ya, taplıydı kartları. Tüh. Kaçırdım, hızlı bastım biraz. Sıramı kaç? Oo, iyi dönüldü. Tamam ya, tutarız, sıkıntı yok. Sen şunu tutacaksın abi. Şimdi bu abinin ölümcülü var. Onu şununla yapalım. Şu o hayatta kalsın. Güzel. Toparladık. Adamın canı 32'ye çıkmış ya şeyden dolayı. Ömür törpüsünden dolayı ama indireceğiz tekrardan. At o kartı da. Atamadı, o da kaynak kart demiş. Bana da kaynak kartı geliyor ya, sıkıntı. Geri gel. Bir daha gir. Böyle böyle. Sana ver. Evet, 16 hızlı bir şekilde indirdik, 32'den yarısını aldık yani. Ne verildi hocam? Maliyeti bununla denk gelir, daha yüksek olan kontrolündeki bir birim oynandığında kalıcı olarak uçuş yeteneği alır. Alsın. Manda gel.
Ölümcül Ömür Törpüsü. Daha önce şeyden, kriptosundan kart çekti ve desteği aldı galiba. Ama bu saatten sonra fark etmez herhalde. Kırdım çünkü yani. Şöyle bir 5000 vuracağım galiba. Eksi 14 yaptık. Bir ara gider gibi olduk, son anda kurtardık yani. 100 altın, bayağı da bir XP geldi oradan. Müthiş bir çalışma yeşilde. Bu kendini beğenmiş. Üçkağıtçı böyle bir sonu hak etti. Şimdi ne olacak? Başkomutanlar, bugünkü zaferimize haber vermemiz gerekiyor. Burada alayın gelmesini bekleyeceğim ve safire göz kulak olacağım. Sen mümkün olan en kısa sürede Vren'in hisarına dönüp Alba Sterling'e rapor vermelisin. Bugün seninle birlikte hizmet etmek benim için bir şerefti yeşilde. Hisar'ın yakınındaki Yükselen Işık diye bir taverna var. Bir günün önünden geçersen benim adımı ver. İçkini benim hesabıma yazsınlar. Yolculuğunda başarılar. Oh, içki de ısmarlandı. Güzel. Şu anki görevlerin görev kitabında görüntülenir. Böylece Entrat'taki ilerlemelerin bir tablosunu görebilirsin. İlk görevin üstünden geldin. Görevlerine teslim edebileceğin karakterlerin başının üzerinde bir soru işareti vardır. Görevlerini teslim etmek için bunlara tıkla. Şunlara. Raporu bekliyorum. Gerrit Kay ve ben düşen kırı bulduk ve emniyete aldık. Direnişle karşılaştın mı? Bir yeraltı savaşçısı sürüsüne karşı mücadele etmek zorunda kaldık. Çok kararlı ve korkusuz davranıyor gibi görünüyorsun. Majestelerine böyle hizmet etmeye devam edersen tanınan biri haline gelebilirsin. Bulunan kırık ne olacak? Hex taşı Büyük Akademi'den analiz yapılması için Kriola'ya götürülüyor. Daha önemli olan konu önemli herhalde. Böylece düşmanlarımızın taşı kendi rezil amaçları için kullanmayacak olması, Kral Gabriel'i bu zaferden haber etmemiz lazım. Adamın nihayet duyulması gereken kişilere ulaşmasına sevindim. Çekilebilirsin. Seviye 2, 150 altın, 525 experience puan ve kart paketi mi aldık? Paket. Evet, ödüllerim. Seçkin Burcu'ya kartı geldi. Karakol eğitmeni. Bu kartlar vardı zaten. Bu ne? Destenin o andaki kaynaklarının arasından standart bir kaynak seç. Ha güzel. Shards of Fate aldık. İstediğimiz kaynağı veriyor. Gerrit Kay. Aa güzel kartmış ha. Hem safir hem elmas kartı. Bu oyunda bir dahaki sefere bu birime verilecek olan hasarı engellersin. Çok güzel hocam. Çok güzel bir kart geldi. Gerrit Kay güzelmiş. Teşekkürler yüzbaşı. Yeni bir görev var. Vahşi kök ormanına git. Başka düşen kırıklarla ilgili ipucu ara. Arayışın seni nereye götürürse git. Önemli bir şey bulunda bana rapor et. Evet, daha gitmeye hazır değilim dedik. Şuradaki kırmızıyı gördüm de ondan buraya geldim. Ekipmanlarımız ve bonuslarımız henüz yok. Yavaş yavaş açılacak şeyler bunlar. Yüzbaşı Cedric, başka kimler var? Başka biri yok şu anda burada. Efsane de yağış var yani. Evet arkadaşlar, hikaye modu bu şekilde ilerliyor. Bu şekilde desteler açıyoruz. Bunu böylelikle göstermiş olduk. Evet, sefer modu bu şekildeydi. Sadece tabii ki bu şekilde değil. Daha büyük dungeonlar, bilmeceler, tuzaklar hepsi var. Ancak hepsini göstermeye kalkarsak video saatler sürer diye örnek almanız için ve çok fazla spoiler vermemek için seferin sadece ilk bölümünü gösterdim. Her karakter için, her ırk için farklı yeni haritalar mevcut, farklı yeni görevler ve bölümler mevcut. Onun dışında co-op oynamanız, yani birlikte geçilmesi gereken dungeonlar da var PvE'de. Böyle güzellikleri var. Şimdi ben normal koleksiyondan bahsedeceğim ve dükkandan bahsedeceğim. Birkaç tane güçlendirme paketi açacağım. Bakalım neler çıkacak, buna bakacağız. Primal Dawn güçlendirici paketi yeni çıkmış arkadaşlar. 200 platine alabiliyorsunuz. Şöyle yapacağım ben. İki tane bu paketten satın alacağım. Onayla. Tamam. Başlangıç destesi için bunlardan
eğer hangisini oynamak istiyorsanız direkt alabilirsiniz. Güzel başlangıç destesi veriyor. İçinde ne yazdığı ne olduğu zaten yan tarafta yazıyor. Atıyorum ork başlangıç destesi alacaksınız. Yan tarafta bunun içinde 3 tane nadir, 8 tane sıra dışı, 24 tane sıradan ve 25 tane kaynak kartı olduğunu görebiliyorsunuz arkadaşlar. Ben bir tane de Shards of Fate alacağım. Tamam. Şimdi bunları açmaya gideceğiz. Buradan istediğimizi seçip seçip açabiliyoruz. Birkaç paket aç dediğimiz zaman ikisinin üçünü aynı anda açıyor. Tamam, birkaç paket aç yapalım. Ya da dur, tek tek mi açalım şöyle. Buraya bıraktığımız zaman kartımız, paketimiz açılacak. Bakalım ne geliyor. Öbür dünya. Bir kriptoda seçtiğin bir birimi sıfırla. Bunu fantama dönüştür ve kendi kontrolünde oyuna sok. Çok güzel. Kartların değerli olup olmadıklarını şu sağ altlarındaki yerden anlıyoruz, nadirliğini. Henüz öyle turuncu ya da mor ya da mavi bile yok çıkan. Burayı açtığımız zaman mavi geldi. Evet, dar ağacı dehşeti. İki tane soketi var. Bu soketleri de doldurabiliyorsunuz. Daha yeni özel güçler ve güçlendirmeler ekleyebiliyorsunuz karta. Bu birim öldüğünde bu kart elinde bulunuyorsa... Ha, bunun aynısından mı? Bu kart 1 artı 1 alır. Olabilir, güzel. Teşekkür ediyoruz. Buradan istersek bunu çevirebiliyoruz arkadaşlar. Yine bir şekilde sandık veriyorsa bu sandığı açabiliyorsunuz. İlk çevirişiniz ücretsiz oluyor bildiğim kadarıyla. Benim ilk çevirişim değil. Çevirme hakkımız yok. Açacağım. Peki sandıktan ne çıkıyor? Sandıktan bir item çıkıyor dostlar. Bu item karakterinize giydirdiğiniz bir item. Her karakterin 5 mi 6 tane item slotu var. Buraya giydiriyorsunuz ve bu itemlerle bazı kartlar uyuşuyor ve uyuştuğu zaman o kartları güçlendiriyorlar. Diyor ki kaydırma, bir kart çektiğinde bu kart artı bir alır. Eğer çekilen kart bir safir kartıysa bu kart ek olarak bilmem ne alır, sahibini veren bir maske aldık, item aldık. Bir tane daha atalım. Kriptodan seçtiğin bir birimi destene kat, 3 hayat puanı alırsın. Kriptodan seçtiğin bir birimi boşluğa gönder ve bir kart çek. Elektrik şimşeği geldi. Her şampiyona ve her birime 3 hasar ver. Wow. Her yere vuruyorsun yani. Okay. Bunu da açalım. Titan tankı geldi. Tamam. Yeşil item. Bir tane daha yok muydu? Shards of Fate de aldıydık sanki. Primal Dawn güçlendiriciden bunlar çıkıyormuş. Şunları da alalım. Bir tane Shatter'ı da alalım. Bir tane de Armies of Might alalım. Bakalım bunlardan ne çıkacak. Bakalım bunlardan ne çıkacak paket açılımı. Dikenli yol. Bu kart oyuna girdiğinde 4 diken çalısı lejyonu yarat ve onları destene kat. Güzel ha, başlangıç için. Bir hamlenin sonunda tüm birimleri sıfırla. Vay. Okay. Küçükken böyle açar açar şey yapardık ya, çok güzel ya. Şimdi mesela bunu çevir dediğim zaman 3000 altın ama ilk baştaki bedava olduğu için çevirdi galiba. Yo, çevirmedi. Bir sandığın nadirliğini belki arttırabilirsin diyor. Açalım hocam biz ya.
Zaten çok itemimiz yok. Havacı eldivenleri çıktı. Kripto'da 5 kartı boşluğa gönder diyor. Açılsın 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 açılsın. Bu kart bir şampiyona hasar verdiğinde verilen her hasar puanı için bir kart çek. Vay. Hızlı kart çekmek için güzel, ideal. Bir yarasız yağmacı yarat ve onu eline al. Artı 2 ve ilk darbe yeteneği alır. Bak çok güzel hamleler geldi. Çok güzel. Burada artık açtığımız kartlarla çok güzel şeyler yapabiliyor olacağız. Ne o? Tabi bunu çevirelim. Aha. Uncommon seviyesine geliştir. Ödemeli çevirme diyor. Ve çevrildi, uncommon oldu. Çok iyi ya. Normal düzdü, uncommon oldu. Açıyoruz. Parmak kemikleri güzel. İtemler aktı hocam. Bunları giydireceğiz, koleksiyonda göstereceğiz. Onun dışında dostlar bir tane de başlangıç şeyi alalım isterseniz. Paketi alalım, onu da bir görün diye. İnsan için mi alsam, elf için mi alsam, yoksa kayot için mi alsam? Bir tane kayot için alalım. Bunlar yalnız şey olmuyor. Nedir adı? Paket olarak açılmıyor, direkt olarak destemize geliyor bunlar. Başlangıç paketleri. Bir tane de insan için alalım. Tamam, bayağı bir aldık herhalde. Buradan. Şimdi buradan koleksiyona girdiğimiz zaman elimizdeki bütün kartları, koleksiyonumuzdaki bütün kartları görebiliyor oluyoruz. Tamam, benim 1409 tane kartım var burada. Filtreler açık. 1400, bu arada şey, sefer modundan da aldığımız kartlar buraya otomatik olarak geliyor. O yüzden sefer modunu oynamanız önemli. Yeni aldığınız kartlar böyle yeni new şeklinde parlıyor. Buradan da istediğiniz desteği oluşturabiliyorsunuz. Dediğimiz gibi oyunda 6 tane. Aslında 6 tane değil de 5 tane hex taşı var. Bir tanesi artifact olarak geçiyor. Hepsinin kendine özel rengi ve kartı var. Bunlardan bir tanesine gitmeniz gerekmiyor. İsterseniz 5'ini birden kullanabiliyorsunuz. 6'sını birden kullanabiliyorsunuz. Her renkten kaynak alarak bütün kartları aynı anda oynayabiliyorsunuz. Tabii ki oynanışını zorlandırıyor ama kartlarınız elinizi güçlendiriyor. Buradan istediğiniz desteği yapabiliyorsunuz. Mesela benim burada bir destem var. Destelerinizi kaydedebiliyorsunuz. Bir sürü farklı deste haline gelip ve bunlarla oynayabiliyorsunuz. Şimdi mesela Urbnok bir şampiyon. Buradan ona az önce chestlerden çıkan itemleri giydirebiliriz. Hangi karta oynayacaksak, destemizde hangi kart varsa onun kartına güçlendirmesi açısından. Mesela bunu atabiliriz. Gördüğünüz gibi burada giyiyor. Bu takı Titan tankı takısı. Şey oynadığımız zaman, bu kart oynadığımız zaman, Voktar Titan oynadığımız zaman ona etki ediyor direkt olarak. Elimizdeki itemden dolayı. Böyle de güzel bir şeyi var. Sistemi var oyunun. Benim çok hoşuma gidiyor Hex kart oyunu olarak arkadaşlar. Zaten free to play bir oyun. Tabii ki bu kartları illa satın almak zorunda değilsiniz. Güçlendirme kartları olmadan da oyunu oynayabiliyorsunuz. Sefer modundan yeni kartlar düşürebiliyorsunuz. PvP'den ve turnuvalardan da, yani platinum harcamadan turnuvalardan da nedir o? Şey kazanabiliyorsunuz. Paket kazanabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi burada açık şeyler var. Turnuvalar var. Buraya girip diğer oyuncularla kapışarak diyor ki mesela iki karşılaşma zaferinde 3 tane güçlendirici paket veriyor size. Önemli olan kazanmanız, yani iyi oynamanız. Bileğinizin hakkıyla üstesinden gelebiliyorsunuz eğer iyi oynarsanız. Evet, arkadaşlarınızla nasıl oluyor diye düşünüyorsanız Hex hemen aşağıdaki butona tıklayabilirsiniz. Oradan Tibet'le benim yaptığımız dostluk mücadelesini seyredebilirsiniz arkadaşlar. Bir sonraki bölümde tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Yeşil Devi maceralarından ayrılmayın. Hex'e siz de katılın. Siz de oynayın. Beni eklemek isterseniz ekleyebilirsiniz. Neydi benim adım? Briar Jack miydik? Kendi adımı unuttum ama muhakkak aşağıya yazarım ismime.
Aşağıdan beni ekleyebilirsiniz. Oyun indirmek için de aşağıda linki var. Oyun Steam'de de var. Hex'e yazdığınız zaman direkt olarak bulursunuz. Ama aşağıdaki linkten hızlı bir şekilde tıklayarak ulaşabilirsiniz. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.